İkinci gününü idrak ettiğimiz mübarek Ramazan bayramınız kutlu olsun. Bir söz veriyoruz. Millet iktidarında her günümüz bayram olacak. Her günümüz bayram olacak. Millet ittifakı olarak birbirinden farklı 6 siyasi partiyi bir araya getiren o kadar çok neden var ki. Eskiden bu partilerle münakaşa ederdik. Tartışırdık. Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, ne kaldı? İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi bir araya geldik. Niye geldik? Millet zorda, memleket dardaydı. Niye bir araya geldik? Türkiye yoruldu. Niye bir araya geldik? Devlet soyuldu. Niye bir araya geldik? 5 milyon insanın tuzu kuru, 80 milyon fakr-ı zaruret içindeydi. Bir avuç insan zenginliğine zenginlik katarken 85 milyon insan her geçen gün daha da yoksullaştı. Niye bir araya geldik? Tiyatroların, konserlerin yasaklandığı bir ülke ile karşı karşıya kaldık. Ve rüşvet alanların büyükelçi yapıldığı Süleyman Şah türbemizden, vatan toprağımızdan, şanlı bayrağımızın direğinin ters çevrilip kaçırıldığı günleri gördüğümüz için bir araya geldik. Niye bir araya geldik? Akdeniz'deki karbon yataklarında Türkiye hak ettiğini alamadığı için bir araya geldik. Bir araya gelmemiz için o kadar çok sebep vardı ki. İşte bu 6 büyük insan, 6 büyük lider bütün siyasi mülazaları, tartışmaları, ayrılıkları bitirdi ve dedi ki, devletin adalete, milletin refaha, ülkenin huzura ihtiyacı var. Gerisi teferruat kardeşim dedi. Allah hepsinden razı olsun. Ve bu 6 liderin bir büyük özelliği nedir ben size söyleyeyim. Hiçbirisi siyasetten zenginleşmedi. Hiçbirisi. Hiçbirisi. Ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ne Sayın Meral Akşener, ne Sayın Ali Babacan, ne Sayın Temel Karamollaoğlu, ne Sayın Ahmet Davutoğlu, ne Sayın Gültekin Uysal siyasetten zenginleşmedi. Onlar siyaset bana ne verecek diye değil, ben topluma, ben milletime, ben ülkeme ne vereceğim diye çıktılar bu yola. Ve böyle siyaset yapıyorlar. Değerli hemşehrilerim, beyefendi kutuplaşmayı çok sevdi, bir dönem beslendi. Şimdi millet dedi ki ona, ben kutuplaşmak istemiyorum Erdoğan. Ben Alevi'yle, Sünni'yle, Kürt'le, Türk'le, başı açıkla, başı kapalıyla ayrı ayrı uğraşmak istemiyorum. Biz tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi et tırnak olup koyun koyuna, el ele Türkiye'nin karşısındaki tehlikelere karşı güç birliği, iş birliği yapmak istiyoruz diyor. Hayır. Beyefendi diyor ki illa kutuplaşacağız. Nasıl kutuplaşacağız? Sen Alevisin diyeceğiz. Sen bilmem başı açıksın diyeceğiz. Sen gayrimüslimsin diyeceğiz. Artık yemiyor Erdoğan. Kutuplaşmayı beslemek için de şimdi tahriklere ve bazı işleri kaşımaya başladı. Bazı şeyleri tahrik ediyor. Hiçbiriniz oyuna gelmeyin. Hepinizden, herkesten sakin olmanızı bekliyoruz. Kışkırtmalara gelmeyin, tahriklere kapılmayın. Yarın ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Ulusal egemenliğimizi 22 gün sonra, bugün Nisan'ın 22'si, tam 22 gün sonra tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim etmemize tam 22 gün var. 22 gün sonra ulusal egemenliği haramilerden alacağız, saraydan alacağız. Ve sahibi olduğu aziz milletimize, yani onun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulusal egemenliği teslim edeceğiz. Böyle 22 günlük bir sabır istiyoruz sizden. Bugün dini bayram, yarın milli bayram. İnşallah 15 Mayıs sabahı da hep birlikte özgürlük ve barış bayramını kutlayacağız. Bunun için bizim acelemiz var. Bizim ayrışmaya, bölünmeye tahammülümüz yok. Bizim 15 güne tahammülümüz yok. Onun için seçimleri ilk turda bitirmek istiyoruz.
İlk turda Bay Kemal'i helalleşmek ve hesaplaşmak üzere Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı yapmak istiyoruz. Hakkı yenenlerin hakkını vermek için, hak yiyenlerden de hesap sormak için 15 gün daha bekleyemeyiz. Sevgili gençler, ayrışmayalım. Türkiye'nin en iyi kadrosu, Türkiye'yi en çok seven, bütün siyasi mülazalarını geride bırakarak vatan ve bayrak diyen, hak, hukuk, adalet diyen, namus diyen, ahlak diyen, erdem diyen 6 genel başkan yanlarına 2 de santrafor kattı. İstanbul'un sevgilisi Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın sevgilisi Mansur Yavaş, muhteşem bir kadroyla 14 Mayıs'ta bu işi bitirelim. İkinci tura vaktimiz yok. İşimiz çok, acelemiz çok. Bütün gençlerden ricam, bu muhteşem kadroya destek verin. Ayrışmaya, bölünmeye gerek yok. Ve bunu gençlerde de artık bunun oluştuğunu, böyle bir algı olduğunu görüyorum. Gençlere buradan teşekkür ediyorum. Bu seçimin 14 Mayıs'ta bitirilmesini sağlayacak olan gençlerdir. Gençler artık Türkiye'de yaşamaktan gurur duyacak. Türkiye'den kaçmak için hesap plan yapmayacak. Türkiye'de yaşamaktan gurur duyacak. 14 Mayıs akşamından itibaren annelerimiz mutfakta dert değil aşk kaynatacak. Kadınlar daha güçlü olacak. Kadınlar daha özgür olacak. Kadınların başı dik olacak. İstanbul Sözleşmesi'yle birlikte, yeniden hayata geçmesiyle birlikte kadını erkeği eşit bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Yolumuz kısa, hedefimiz büyük. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partililerin seçim kampanyasındaki çalışmalarından ayrı olarak sandık günü özel bir gayret göstermeleri lazım. Sandık güvenliği endişelerine gerek yok. Sandıklar güvenli, görevler atandı ama eşkıyanın gece ne yapacağı belli olmaz. Biz işimizi sağlam alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları sandıklara namusu gibi sahip çıkacak. O sandıklara sahip çıkmak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kutsal emaneti layık Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmaktır. Bu anlayışla, bu yaklaşımla inşallah 14 Mayıs'ta büyük bir zafer kazanacağız. Partileri de düşman görmüyoruz. O partiye oy veren, AK Parti'ye oy veren, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren aziz vatandaşlarımızı da buradan sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Ama hepimiz biliyoruz ki işin tadı kaçtı. Kantarın topuzu kaçtı. Türkiye'nin borç yükü, vatandaşın borç yükü kabul edilebilir sınırların çok üstüne çıktı. Para nerede? Eskiden devletten çalanlar başka ülkelerden ev satın alırdı. Bunlarınkiler mahalle satın alıyor. Londra'da mahalle, ev değil. Villa değil, mahalle satın alıyorlar. O para 86 milyonun parasıdır. 418 milyarı getirip Türkiye'ye 86 milyon vatandaşımızın cebine, hanesine, sofrasına sokmak, iade etmek Bay Kemal'in bu millete namus ve şeref borcudur. Bunu yapmaya and içtik. Velhasıl yoksulluğu bitirmeye and içtik. Bu memleketi soyanlardan da soydukları, çaldıkları, çırptıklarını geri getirmeye and içtik. 14 Mayıs özgürlük, 14 Mayıs barış, 14 Mayıs huzur, 14 Mayıs devlet için ahlak, adalet, millet için huzur, refah, ülke için barış ve kardeşlik bayramımızdır. Kutlu olsun, ne mutlu 14 Mayıs'a emek verenlere, bu mücadelede ter dökenlere diyorum. Çok teşekkür ediyorum.